Arkadaşlar merhaba. 7. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözmek için karşınızdayım. Sizden ricam soruları çözerken videoyu durdurup önce soruları kendiniz çözmeniz ve puanlarınızı yorumlar kısmına yazarak arkadaşlar bizimle paylaşmanızdır. Hazırsanız başlayalım. Evet, 1. bölüm doğru yanlış bölüm arkadaşlar. Toplamda 20 puanlık bölüm. Soru 1. Ülkemizin dünyanın yörüngesine yerleştirilmiş yapay uydusu bulunmamakta yazmış. İfademiz yanlış. Halihazırda ülkemizin de gökyüzünde yapay uydusu bulunmakta. Örnek olarak bunlara TürkSat'ları örnek verebiliriz. DNA ve özel proteinlerin birleşmesi sonucu kromozomlar oluşur, doğru. DNA'nın etrafında özel proteinler arkadaşlar birleşerek kromozomu oluşturur. İkinci ifade doğru. İşlevini kaybetmiş uydular, yakıt tankları ve uzay istasyonlarından bırakılan çöpler uzay kirliliğine neden olur. Bu ifademiz doğru. Artık bunların uzayda herhangi bir işlevi yok. Orada başıboş dolaşıyorlar ve kirliliğe neden oluyorlar. Mitoz bölünme sonucu oluşan hücreler kalıtsal olarak ana canlı ile aynıdır. Bu ifademiz de doğru. Mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik yoktur arkadaşlar. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. Yıldızlar da canlılar gibi doğar, yaşar ve ölür diyoruz arkadaşlar. Evet, bu ifademize doğru. Her yıldızın belli bir ömrü var. Ondan sonra o yıldızlarda biliyorsunuz nebula içerisinde doğuyor. Daha sonra belli bir zamanda yaşamını devam ettiriyor. En sonunda ne yapıyor arkadaşlar? Ölüyor, yani yok oluyor. Bu ifademiz doğru. 6. Meyoz bölünme sırasında anne ve babadan gelen kromozomlar arasında parça değişimi gözlenir. Evet, meyoz bölünmede kalıtsal çeşitliliğin en büyük etkeninden bir tanesi crossing over dediğimiz parça değişimi. Bu ifade doğru. Yıldızlar nebula adı verilen sıcak gaz ve toz bulutlarının sıkışmasıyla oluşur. Evet, bu ifademiz de doğru. Yıldızların oluştuğu yeri doğru söylemiş. Rasathaneler ulaşımın kolay olması için şehir merkezlerine kurulur demiş. Bu ifade yanlış. Şehir merkezlerinde ışık kirliliği çok fazla olduğundan rasathaneler şehir merkezi dışında kurulması gerekiyor. Bitki hücresinde hücre duvarı bulunmaz. Bu da yanlış. Hayvan hücresinde bulunmaz. Bitki hücresinde bulunur. Bitki ve hayvan hücrelerinin tamamı çıplak gözle görülebilir. Çıplak gözle görülebilenler var fakat buna tamamı diyemeyiz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı ne oldu? Burası yanlış oldu. Evet, geçelim diğer bölüme. Sevgili öğrenciler, özel matematik ve fen derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla paralel gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Velileriniz bizi 0507 215 2658 numaralı telefondan arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Evet, ikinci bölüm boşluk doldurma kısmı arkadaşlar. Aşağıda verilen cümlelerdeki boş kısımları doldurunuz. 20 puanlık bir bölüm. Dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşmesi sonucu oluşan hücreye zigot denir. Zigotu buradan eliyoruz arkadaşlar. Bir aradaymış gibi görünen yıldızlara takım yıldız adı verilir. Sperm ana hücresinin meyoz bölünme geçirmesi sonucunda arkadaşlar sperm hücresi oluşur. Spermi de buradan eliyoruz. Yine 4. Büyük kütleli yıldızların yaşamı süpernova patlamasıyla sona erer. Süpernova patlaması. Hücrede yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği kısım sitoplazmadır. Bunu da dedik. Ülkemizin pasif gözlem uydusu arkadaşlar hangisi? Bilsat değil mi? Şu an aktif değil. Hücrenin temel kısımları 3 tane. Bunların bir tanesi hücre zarı. Diğeri sitoplazma. Bir de çekirdek var arkadaşlar.
hücre zarı ve çekirdeği eledik. DNA'nın kendini eşlemesi, mitoz bölünmenin hangi evresinde? Tabii ki hazırlık evresinde gerçekleşir. Bunu da elemiş olduk. Hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur. Bunu geçen yılda görmüştük, evet. Uzayda bilimsel araştırmaların yapılabileceği, astronotlar için yaşam alanı sunan büyük araçlara uzay istasyonu denir. Bunların da en meşhurları biliyorsunuz, ISS. Evet, uzay istasyonu denir. Geçelim diğer bölüme. C bölümü. Uzay araştırmalarının teknolojiye katkısı olarak üretilenlere tik işareti koyunuz. Bakır tel, tükenmez kalem, cam bardak, teflon tava ve navigasyon aletlerinden tükenmez kalem, teflon tava ve navigasyon uzay araştırmalarının teknolojiye katkısı olarak üretilmiş araçlardandır. Dolayısıyla bu üç tane maddeyi işaretliyoruz. Tükenmez kalem, teflon tava ve navigasyon. Bir diğer bölüm. Rasathane, yani gözlemevi kurulacak yerin özelliklerini yazın demiş biz arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar, burada ne olması gerekiyor? Bulutlu gece sayısının az olması gerekiyor, değil mi? Yazalım. Bulutlu gece sayısı az olmalı. Yine şehir merkezinden uzak olmalı. Çünkü burada ışık kirliliği olmaması gerekiyor. Şehir merkezinden uzak olmalı arkadaşlar. Bir diğeri, ulaşımın kolay olabilmesi gerekiyor. Ulaşımın da kolay olması gerekiyor. Hava ve ışık kirliliği az olmalı. Bir diğer arkadaşlar, deprem kuşaklarından uzak olmalı. Bundan zarar görmesin diye. Deprem kuşaklarından uzak olmalı. Evet, geçelim diğer bölüme. E bölümü. Aşağıda verilen metindeki boşlukları bularak uygun görselin altına yazınız. Belli bir görevi yapmak üzere bir araya gelmiş hücre topluluğuna arkadaşlar doku denir. Dokular birleşerek organları oluşturur. Organlar birleşerek sistemi oluşturur. Ve sistemler de birleşerek organizmayı oluşturur. Evet, gelelim bunları yazmaya. Birincisi hücre. İkincisi hücre birleşti, dokuyu meydana getirdi. Doku birleşti, organı meydana getirdi. Organlar birleşti, sistem meydana geldi. Ve sistem de birleşti, organizma, yani canlı meydana geldi. Geçelim diğer bölüme. Evet, F bölümü. Aşağıda bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklarla ilgili verilen tabloyu doldurunuz. Evet, yuvarlak, var, küçük ve çok sayıda, yok, köşeli, büyük ve az sayıda kelimesi gerekiyor. Şekli, bitki hücresi biliyorsunuz köşeli. Hayvan hücresi için de yuvarlak diyebiliriz. Hücre duvarı bitki hücresinde var, hayvan hücresinde yok. Kloroplast bitki hücresinde var, fotosentez yapıyor. Hayvan hücresinde yoktur arkadaşlar. Sentrozom bitki hücresinde yok, hayvan hücresinde var, bölünmeden sorumlu. Koful bitki hücresinde büyük ve az sayıda, hayvan hücresinde ise küçük ve çok sayıda diyebiliriz. Geçelim diğer bölüme. G bölümünde ifadelerin mitoz ve mayoz bölünmeden hangisine ait olduğunu belirleyerek tik işareti koyunuz. Vücut hücresinde görülen mitoz bölünmedir. Kalıtsal çeşitlilik oluşmaz, mitoz bölünmedir. Parça değişimi görülür, crossing over, mayoz bölünmedir. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ana hücre ile aynıdır. Bu da mitoz bölünme. Çünkü mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iniyor. Bir hücreden iki yeni hücre oluşur. Bu da mitoz bölünme.
Çünkü mayoz bölümünde arkadaşlar 4 tane yeni hücre oluşuyor. Geçelim diğer bölüme. Son sorumuz. Aşağıda karışık olarak verilen mitoz bölünmenin evrelerini gerçekleşme sırasına göre sıralayınız. Evet, kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. Kardeş kromatitler karşılıklı kutuplara doğru hareket eder. DNA kendineşler, kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomu oluşturur. Bir hücreden ana hücre ile aynı olan iki yeni hücre oluşur. Çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur. Arkadaşlar öncelikle ne olması gerekiyor? Öncelikle DNA'nın kendineşlemesi gerekiyor. Yani hazırlık evresi olması gerekiyor. DNA kendini eşler, kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturdu. Tamam. Kromozomlar oluştuktan sonra bunların serbest kalması gerekiyor. Serbest kalması için de öncelikle çekirdek zarı erimeli ve çekirdekçik eriyerek kaybolmalı ki kromozomlar serbest hale gelsin. Yani 5 numara. Kromozomlar serbest hale geldikten sonra artık onların, yani hücrenin ekvatoral düzlemine dizilmesi için hiçbir engel yok. Dolayısıyla sonra 1 numara olmalı. Kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. Kromozomlar hücrenin ortasına dizildikten sonra ne olması gerekiyor? Kardeş kromatitlerin karşılıklı kutuplara doğru hareket etmesi gerekiyor. Yani 2 numara gelmesi gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar en sonda bir hücreden ana hücre ile aynı olan iki tane yeni hücre oluşur. Yani 4 numara gerçekleşti. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 karışık verilmişti. Şimdi sıramızın 3, 5, 1, 2, 4 olmasını bekleriz. Arkadaşlar sınavımız burada bitmiştir. Kendinize iyi bakınız. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.